Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. BMW 2 serisi Grand Coupe. Normalde merak ettiğiniz, çok sorduğunuz bir otomobildi. Ta ki 30 Ağustos 2020 günü ÖTV'ler zamlanana kadar. ÖTV zammıyla ben daha henüz aracın testini yapmadan fiyatının ne kadar arttığını bir önceki videoyu izleyenler biliyor. Zaten o videonun altındaki yorumlarda da otomobil fiyatlarının ne kadar pahalı olduğundan hem şikayet ediyoruz hem de bu araçlar yurt dışında çok daha ucuz. Oralara gidip bu araçlara sahip olmak istediğimizi dile getiriyoruz. Yurt dışında yaşamak tabii o kadar kolay değil eğer dil bilmiyorsanız. O yüzden öncelikle İngilizcemizi, dilimizi geliştirmemiz lazım. Bunun için 7/24 ana dili İngilizce olan eğitmenlerle pratik yapabileceğiniz Cambly uygulamasından size kısaca bahsedeceğim. Evden online eğitimin öneminin her geçen gün arttığını hepimiz biliyoruz. Oturduğunuz yerden pratik yaparak, korkunuzu yenerek İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Bunun için Cambly'nin size çok güzel bir sürprizi var. 50 Carwiser kodu ile uygulamayı ücretsiz deneyebilir, %50 indirimden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Cambly'nin özellikle 4-15 yaş arası çocuklara İngilizce eğitimi konusunda uzman eğitmenler tarafından hazırlanan Cambly Kids diye de bir ürünü var. Çocuklarımızın online eğitime bu kadar alıştığı günümüzde İngilizceyi akıcı konuşmaları için Cambly Kids'i deneyebilirsiniz. Detayları açıklama kısmına bırakıyorum ve ben artık teste geçiyorum. Ve işte karşınızda göz alıcı kırmızı rengiyle 2 serisi Grand Coupe. Önce tasarımdan başlayalım. Önünü biliyorsunuz. Zaten bu araç 1 serisiyle aynı platformda üretildiği için ve aslında temelde bu aracı 1 serisinin 4 kapılı kupe versiyonu diyebileceğimiz için aracın önü zaten 1 serisiyle hemen hemen aynı tasarıma sahip. Beğenenler, beğenmeyenler yazabilirler. Ben hatırlıyorsunuz 1 serisi testinde BMW'nin bu kadar büyüyen böbreklerini ve bu yapısını çok beğenmediğimi söylemiştim. Ama gözüm yavaş yavaş alışmaya başladı. Yani 2 serisinin önü o kadar da kötü görünmüyor bana. 1 serisi testinin üstünden aylar geçtikten sonra bu yorumu yapabiliyorum. Gözlerim biraz alıştı. Fakat arabanın yanına geçiyoruz. Şimdi BMW bu araca normalde 4 kapılı bir kupe diyor. Ve bu aracın aslında birebir rakipleri Mercedes CLA ve Audi A3 sedan diye geçiyor. Şimdi bu araca bu şekilde baktığımız zaman pek bir kupe formu bize hissettirmiyor. Yani her ne kadar bu C-sütunu arkaya doğru alçalıyor olsa da otomobilin yapısı çok estetik, çok atletik değil. Yani şöyle söyleyeyim, bu araç aslında 8 serisi Grand Coupe'nin biraz küçültülmüş versiyonu ve tabii ki 1 serisinden de izler taşıyor. Ama benim fikrimi sorarsanız, yani 8 serisi her ne kadar çok sportif, çok estetik, çok atletik olsa da ben ne yazık ki bu araçta onu göremiyorum. Özellikle de arka tarafına geçtiğimiz zaman. Yani her ne kadar tasarım detayları, özellikle bu stop lambaları, stop lambalarının tampondan daha böyle yukarıda konumlandırılmış 8 serisini çok çok andırıyor olsa da yani ben buradan baktığım zaman bu aracın arkasının, yani poposunun biraz büyük olduğunu görüyorum. Yine burada sportif detaylar var, işte tamponda burada gerçek olmayan bir havalandırma çıkışı gibi bir görüntü. Tampon altında difüzörler, ama yine de bu araca baktığımız zaman birebir rakibi olan CLA kadar estetik, sportif bir formda olmadığını ben düşünüyorum. Sizlerin yorumlarını soracağım ama zaten Instagram paylaşımının altına çok fazla bu konuyla ilgili yorum gelmişti. Yani tasarımını gerçekten birçok insan beğenmemiş 2 serisinin. Hatta şöyle benzetmeler var, yani Egea'ya benziyor diyenler var. Benim yorumlarım, yani o poposunun büyüklüğü hatırlayanlar olacaktır. Yani Tempra'lara, ne bileyim Polo Klasi'ye, yani sportif bir kupeden ziyade böyle arkası biraz daha yüksek, kalkık bir sedana benziyor. Bu konuda bana katılır mısınız bilmiyorum ama birebir rakibi olan CLA ile bu aracı yan yana koyduğumuz zaman CLA'nın tasarımı biraz daha dikkat çekici duruyor. Yani insanın gözü CLA'ya kayıyor. Hatta şöyle otomobilin arkasına doğru geçince bakın, bu şekliyle de 6 serisi GT'yi falan da andırıyor. Yani kupe değil de bir GT havası var arabanın. Bilmiyorum buraya benim gözümün alışması ne kadar zaman alacak. Mutlaka alışacaktır ama şu anda biraz zorlanıyorum. Şimdi yükleme hacmine bakalım. Bu araçta 430 litrelik bir yükleme hacmi sunuluyor. Geriye doğru bayağı derin
ve yani beklentileri baya baya karşılıyor. Biz Ebru ile Bodrum'a gelirken bunun arkasını baya yükledik. Buradaki dezavantaj tabi hatchback'lerdeki gibi kapak geniş açılmadığı için büyük şeyleri yüklemek o kadar kolay olmuyor. Yine de burada zeminin düz olması ileriye doğru itip kaydırmanız için size kolaylık sağlıyor. Burada alt tarafta da şöyle bir ekstra alan var. Bir serisinde de vardı hatırlarsınız. Bu arada bir serisinin bagajı 380 litreydi. İki serisi Grand Coupe'nin bagajı ondan 50 litre daha fazla hacim sunuyor. Ve Ebru ne yazık ki bunda da görüyorsun elektrikli açılıp kapanan bagaj kapağı yok. Ama ne var? Ama bu araç 4 kapılı kupe olduğu için bu şekilde kapılarında her 4 kapısında da bu şekilde çerçevesiz camlar var ve aracın hakikaten sportif görünmesini sağlıyor. Özellikle araca inip binerken eğer camlar aşağıdaysa bayağı bir spor otomobile biniyor gibi oluyorsunuz. Şundan bahsedeyim, bakın test aracını aldığımızda hem burada hem de sağ ön koltukta bu şekilde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde araçta sadece 2 kişinin seyahat edeceği mesajı verilen, sadece burada ve sağ arkada oturabileceğini gösteren bu şekilde kemerler vardı. Biz öndekini tabii ki söktük çünkü Ebru ile beraber Bodrum'a geldik. Sonuçta biz beraber yaşadığımız için yan yana oturmama veya seyahat ederken maske takma gibi bir durumumuz olmuyor. Ama arka koltuktakini sökmedik, onu da size göstermek istiyorduk. Şimdi hazır bir de arka koltuktaki yaşam alanını size göstereyim. Orada da Ebru'nun buraya gelirken zaten bırakmış olduğu, seyahat ederken Ebru'nun olmazsa olmazları boyun yastığı ve 30 derecelik yaz gününde bile bırakmadığı battaniyesi hala burada duruyor. Gelelim buradaki yaşam alanına. Bir kere zaten buradan hani baş mesafesi ile ilgili biraz ipuçları vermiş olayım size. Ama şöyle panoramik cam tavandan dolayı tavan alçalıyor. Ve eğer benim gibi 1.78 boyundaysanız burada bu şekilde dimdik oturduğunuz zaman kafanız tavana değiyor. Ama tabii ki dimdik oturmuyoruz. Biraz daha kaykılık oturuyoruz ve böyle bir baş mesafesi çıkıyor. Diz mesafesi fena değil. Bu koltuk sürücü koltuğuyla aynı uzaklıkta şu anda ve 4 parmaklık bir alan burada sunuluyor. Bu anlamda diz mesafesi rahat ama baş mesafesi şöyle kapıyı da kapattığım zaman yana çok fazla değmiyor. Ama evet, benden daha uzun boylu biriyseniz burada başınız rahat etmeyebilir. Şaft tüneli merak ediliyor. Burada evet bir tane şaft tüneli var ama daha büyük modellerdeki kadar geniş değil. Yine de şaft tüneli olduğunu söyleyelim. Havalandırma menfezi, 2 tane USB-C çıkışları. Burada bir tane kol dayama. Onun içinde 2 tane bardaklık. Bu koltuklar yanılmıyorsam 40-20-40 oranında yatırılabiliyor. Burada ISOFIX bağlantıları var. Bunların da kapakları bu şekilde açılıyor. Kaybetmiyorsunuz, kaldırıyorsunuz. İniş binişler nasıl? Bir de onu göstereyim. Şu şekilde şöyle kafanızı kurtarıp buradan çıkıyorsunuz. Ve tercihen tabii iki serisi Grand Coupe'nin ön koltuklarında oturmayı, kullanmayı, seyahat etmeyi tercih ediyorsunuz. Arka koltuklardan ziyade. Ama yine de bu araçta 4 yetişkin oturabiliyor, seyahat edebiliyor. 5. olmak ister misiniz? En ortada oturmak ister misiniz? Bilmiyorum. Ben istemem. Bu boyla zaten oraya sığabileceğimi pek zannetmiyorum. Bu sefer bir değişiklik yapayım. Aracın içine geçmeden genelde merak ediyorsunuz. Şöyle bir motorunu göstereyim. Tok kapı sesini soranlar olmuştu. Tabii çerçevesiz kapılar olduğu için kapı sesi pek tok değil ama sağlam güzel kapanıyor. İşte iki serisi Grand Coupe'nin motoru. Tabii ki sürüşte değineceğim ama burada da söyleyeyim. Burada enlemesine yerleştirilmiş 1.5 litrelik 3 silindirli 140 beygir güç üreten ve 220 Nm tork değerine sahip turbo beslemeli benzinli bir motor var. Geldik iki serisi Grand Coupe'nin iç mekanına. Dış tasarımıyla ilgili subjektif yorumlarım çok olumlu değildi ama bu benim görüşüm. Ben her ne kadar 8 serisi Grand Coupe'yi, M8'i çok beğenen biri olsam da bu aracın proporsiyonları bana bir garip geldi. Bilmiyorum yani, biraz daha estetik olabilirdi. Her ne kadar işte arkada o uzunlamasına stoplar kullanılmış olsa da yine de hani aracı geniş ve basık göstermektense biraz daha yüksek, biraz daha zayıf göstermiş. Bilmiyorum, bu benim dış tasarımıyla ilgili yorumlarımdı. Eminim aranızda bu tasarımı beğenenler de vardır.
Artık iç mekana gelelim. Şimdi 2 serisi Grand Coupe'nin direksiyonu başına geçtiğiniz zaman sanki bir 1 serisi kullanıyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Gördüğünüz şeyler, buradaki tasarım 1 serisiyle birebir aynı. Kötü mü? Bence hiç değil. Çünkü ben BMW'nin bu iç mekandaki tasarım dilini çok beğeniyorum. Özellikle bu yeni neslinde de gayet güzel oldu. Yine sürücü odaklı bir kokpit var. Bu araçta BMW Live Cockpit Professional dedikleri bu tamamen dijital gösterge tablosu var, 10 inçlik. Aynı şekilde 10 inçlik burada dokunmatik multimedya ekranı var. Bence gayet güzel. Gayet kolay kullanılıyor, kolay takip ediliyor. Direksiyon güzel, ele iyi bir şekilde oturuyor, etli. Klima kumandaları hemen burada ekranın altında, menfezlerin altında, kolay erişiyorsunuz. Onun altında yine radyo kumandaları, kısa yol tuşları var. Burası da tamamen işte sürücüye ayrılmış olarak vites konsolu, sürüş modları ve yine multimedya ekranını kumanda ettiğiniz iDrive ünitesi bulunuyor. Ben iDrive'ı çok kolay buluyorum. Açıkçası çok kolay kullanılıyor. Hani hiç bilmiyorsanız belki kısa bir alışma sürecine ihtiyaç duyabilirsiniz. Ama onun haricinde hiçbir sıkıntı yok. Çok kolay. Hem dokunmatik çalışıyor hem burası çalışıyor. Vites topuzu küçük. Yeni. Bunu da 8 serisinde ilk defa görmüştük. Gitgide yeni nesil versiyonlara entegre etmeye başladı BMW. Bu da gayet güzel. Ele iyi oturuyor ve kolay kullanılıyor. Malzeme kalitesi de iyi. Yine 1 serisinde söylemiştik. Burada bayağı yumuşak plastik malzemeler kullanılıyor. Aşağılara indiğimiz zaman tabii kapılarda yine sert plastik malzemeler var ama oralara pek dokunmuyorsunuz, pek görmüyorsunuz. Yani genel anlamda 2 serisinin içindeyken burada kaliteden bahsetmek bence söz konusu. Rakip değerlendirmesi yapmak gerekirse evet, yeni CLA'nın da içi hakikaten çağa atlamış vaziyette. Çok çok güzel gözüküyor ama BMW'nin de 2 serisi Grand Coupe'deki bu iç mekan tasarımı bence çok başarılı, çok kaliteli. Yani aralarında tercih yapmak gerekse ben bu aracın içinde olmayı açıkçası tercih ederim. O bana biraz fazla oyuncaklı geliyor. Bu biraz daha gerçekçi. Artık yola çıkayım. Bu arada geri görüş kamerasını da göstereyim size. Gayet kaliteli, yüksek çözünürlüklü bir ekran var. Artık yola çıkıyorum ve sürüş izlenimlerimi anlatmaya başlıyorum. Şöyle söyleyeyim. Bu araçla Bodrum'a geleceğiz diye düşündüğüm zaman ve bunun hani 1.5 3 silindirli motor olduğu fikri aklıma gelince yani güçsüz olabilir diye düşündüm. Çünkü tanıdığım, bildiğim, kullandığım bir motor ama hiç uzun yol gitmemiştim. O anlamda bana çok iyi bir tecrübe oldu. Motoru çok çok beğendim diyebilirim size. Çekişi çok iyi, sessiz ve küçük hacimli olmasına rağmen performans anlamında üst düzey şeyler sunuyor. Bunu tereddütsüz söyleyeyim. Hatta şöyle de bir örnek vereyim. Yani otoyolda Ebru kullanırken hayatında çıkmadığı süratlere çıktı ve kendi de şaşırdı çünkü hiç hissetmeden otomobil o kadar rahat hızlanabiliyor ve size hissettirmiyor ki benim aklımdaki ön yargıları kesinlikle kırdı. Çok başarılı buldum diyebilirim motoru. Ayrıca beğendiğim şeylerden bir tanesi de yalıtım. Bunu bir serisi testinde de söylemiştik gerçekten yalıtımın iyi olduğunu ama bu araçla normal otoyol süratleri haricinde daha üst süratlere çıktığımızda da kapılar çerçevesiz olmasına rağmen ki bilirsiniz bu tip otomobillerde yani kupelerde, kabriyolarda, çıta olmayan kapılarda genellikle rüzgarla ilgili problemler olabilir yüksek hızlara çıktığınızda. Asla böyle bir şey de yoktu. Yani kaçla gidersek gidelim hakikaten rüzgar sesi konusunda hiçbir şey yoktu. Şu anda da zaten yine yolda Bodrum'da böyle çok kaymak asfalt olmayan bir yerde gidiyorum. Yine gayet sessiz, izole. Bu konuda giriş seviyesi bir BMW olmasına rağmen eskiden hep söylediğimiz yani BMW 5 serisinden başlar konforu, yalıtımı dediğimiz şey bu araçlarda var. Oturma pozisyonu gayet güzel. Yola hakimsiniz. Alçakta oturuyorsunuz. Aracı çok rahat, kolay yönlendiriyorsunuz. Direksiyon da öyle. Bilenler vardır yani BMW'nin direksiyonlarında her zaman biraz daha ağırlık vardır. Bence güzel. Sürüş hissi anlamında artı katıyor. Sportiflik anlamında da evet oturma pozisyonu, sürüş pozisyonu güzel. Spor koltuklar var zaten. Yanal desteklerini ayarlayabiliyorsunuz bu araçta. O da güzel. Ben genelde böyle beni sıkan koltukları severim. Süspansiyonları başarılı. Bildiğim kadarıyla tüm 2 serisi Grand Coupe modellerinde arkada bağımsız süspansiyon var. Yani rakibi olan CLA'da, A sedan'da torsiyon çubuğu kullanılırken bu araçta bağımsız süspansiyon kullanılıyor. O yüzden de sadece yol tutuşta değil, konfor anlamında da, süspansiyon konforu anlamında da
iyi şeyler sunuyor. Şu an mesela bakın saatte 90 km hızla gidiyorum. En ufak bir ses yok. En ufak bir vibrasyon yok. Çok başarılı. Yani motor 3 silindirli olmasına rağmen onda da bir titreşim, bir rahatsızlık yok ki. Zaten motoru hiç duymuyorsunuz. Şöyle bir dip gaz yaptığımda evet biraz motor sesi geliyor ama bu da daha önce hep söylerim size yani 3 silindirli motorların o sesinden, devirlenişinden anlarsınız diye. Bunda onu da anlamıyorsunuz. Merak edilen konulardan bir tanesi tabii bu araç artık önden çekişli. Eski 2 serisi kupe arkadan itişli bir araçken işte 1 serisi arkadan itişli bir araçken yeni nesilde artık bunlar tamamen önden çekişe döndüler. Ülkemizde satılan versiyonlar. Tabii X-Drive versiyonları da var. M235'i alırsanız onda X-Drive 4 çeker sistemi geliyor. Ama onun haricinde yani bu araçlar artık önden çekişli. Peki nasıl bir yakıt tüketimi sunuyor bu araç bu motorla derseniz ki tabii ki diyeceksiniz en merak edilen konulardan bir tanesi. Şöyle tecrübelerimi aktarayım. İstanbul'da evden çıkarken sıfırlamıştım. Yalova'ya gelene kadar sabah saatlerindeki biraz İstanbul trafiğiyle açık trafikte 6,5 litreler seviyesinde bir tüketim değeri vardı. Fakat tabii oradan sonra yani Yalova'dan Bursa'dan İzmir'e gelene kadar otoyol o kadar müsait ki yani hakikaten biraz tempolu kullanıyorsunuz aracı ve bu yakıt tüketimini çok büyük oranda yükseltiyor. Ondan sonrasında tabii yine Söke'den ayrılıp Bodrum'a gelene kadar yol biraz daha yavaşladığı için sizin de tabii tüketiminiz biraz aşağılara iniyor. Ben İstanbul'dan toplam 9 litrelik bir tüketim ortalamasıyla geldim. Yani hemen ağzınız açılabilir. Aa çok fazla diye. Evet tabii ki çok fazla. Çünkü gerçekten aracı çok performanslı kullandık. Normal şartlarda bana yansıttığı yani İstanbul'dan Yalova'ya gidene kadar ki 6,5 litrelik değer aslında şehir dışında normal kullanımla yakalayabileceğiniz değerleri gösteriyor. Ha biraz daha sakin kullanırsanız bu aşağılara iner. Ama ortalama tüketim anlamında normal şartlarda standart bir kullanıcı şehir içinde bu arabayla git gel yaparak arada uzun yola gittiği zaman 8-8,5 litreler seviyesinde bence rahatlıkla gezer ki arabanın sunduğu performansla bu değer bence birbiriyle örtüşüyor. Daha az yakmak isterseniz tabii ki yakarsınız. Bu benim kullanım stilimle benim yakaladığım, benim öngördüğüm değerler. Sizin yaşadığınız yer, kullanım stiliniz bunların hepsi çok çok büyük etkenler. Yani tabii ki bu yeni nesil turbo beslemeli, küçük hacimli motorların tutumluluk potansiyelleri var. Ama performanslı kullandığınız takdirde de tabii ki gaz pedalına basışınızla doğru orantılı şekilde tüketim değerleri de artıyor. Sürüş özellikleri ve kullanımı ile ilgili son olarak da şunu söyleyeceğim. Hani rakip kıyaslaması yapacağım. Bence bu aracı kullanmak CLA'dan biraz daha keyifli ve biraz daha konforlu. Yani ben ikisi arasında bir tercih yapacak olsam şu aşamada zorlanırım. Çünkü araca dışarıdan baktığım zaman, oturup izlediğim zaman, ben bu arabaya sahibim dediğim zaman CLA kesinlikle benim gözüme daha hoş gözüküyor. Ama kullanım özellikleri, iç mekanda bana hissettirdikleri kullanım hissi anlamında baktığımda da aklım BMW'ye kayıyor. 2 serisi Grand Coupe'ye kayıyor. O yüzden yani şu anda satın alma aşamasında olmadığım için benim net bir şey söylemem zor ama sizlerin yorumlarını duymak isterim. Siz olsanız bu ikili arasından tercihinizi hangisi yönünde yaparsınız aşağı yazabilirsiniz. Son olarak da fiyata değineyim ve videoyu kapatayım. Yani artık fiyatlar uçtu biliyorsunuz. Zaten kurlardan dolayı hani yılbaşından bugüne kadar fiyatlar artmıştı. Bir de gelen ÖTV zammıyla birlikte artık yani yorumlarda sizlerin yazdıklarını hepsini okuyorum. İnanılmaz vaziyette. Yani diyorsunuz ki abi ulaşılabilir arabaları çek. Yani değil 2 serisi Grand Coupe yani küçük sınıfta, kompakt sınıfta bir şey çektiğimde de ona yapacağınız yorumlar artık aynı. Çünkü fiyatlar almış başını gitmiş vaziyette. Hatta videonun başında da söylediğim gibi 30 Ağustos'ta bu ÖTV zammından sonra çektiğim videoda bu aracı örnek vererek aldığım günkü fiyatıyla test edeceğim gün arasındaki fiyat farkını sizlerle paylaşmıştım. Şöyle söyleyeyim. Bu aracın üzerinde tabii ekstra donanımlar var. Hazır şöyle kırmızı ışıkta durmuşken size onları kısaca söyleyeyim. Bu araçta standart donanımların üstüne First Edition Sportline ve Executive donanım paketleri var. Apple CarPlay, işte BMW Professional falan. Bunlarla birlikte bu aracın anahtar teslim fiyatı aracı bana teslim ettikleri gün 414.000 TL'ydi. Artı tescil masrafları. Fakat benim o videoda anlattığım gibi yeni ÖTV zammıyla birlikte bu aracın fiyatı 466.000 TL'ye çıktı. Yani arasında tam 52.000 TL'lik bir fark var. Bir hafta öncesiyle bugün arasında.
Hiçbir yorum yapmayacağım fiyat konusunda. Gerçekten çok çok yüksek. Yarım milyona giriş seviyesi ama sportif diyebileceğimiz bir BMW modeli alıyoruz. Burada BMW'nin bir kabahati yok. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani otomobil markalarının burada bir kabahati yok. Çünkü onlar da sonuçta belli bir kur üzerinden bu araçları alıyorlar. TL'ye çevriliyor, üzerine ÖTV, sonra onun toplamının üzerine KDV geliyor ve fiyatlar buralara yükseliyor. O yüzden artık gerçekten şeyimizi kaybettik. Yani hangi araç ne fiyatta, hangisi normal, hangisi değil, hangisi kabul edilebilir? Artık kendimizi şaştık. Yine birkaç aya ihtiyacımız var ki bu fiyatlara alışalım. Yine kızmayın bana alışalım dedim diye. Yani ben bunu kabul ettiğim için söylemiyorum ama elimizden başka bir şey gelmediği için bunu söylüyorum. Daha fazla da söyleyecek bir şey yok. Bu araçla ilgili umarım aklınızda soru işaretleri kalmamıştır. Umarım aydınlatıcı, bilgilendirici olmuştur. Fiyatlarla ilgili izlemediyseniz bir önceki videoyu bence mutlaka ama mutlaka izleyin. ÖTV zammında neyin nasıl etkilendiğini detaylı anlattığım video var. Ayrıca bu araçla ilgili yine Ebru ile birlikte diğer kanalımıza, Ebru ve Fahir kanalına çektiğimiz İstanbul'dan Bodrum'a gelirkenki anlarımızı görüntülediğimiz videoda, o kanalda yayında olacak. Takip etmiyorsanız o kanalda takip edin lütfen. Abone olun, bildirimlerinizi açın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda artık otomobil testi mi olur, bisiklet testi mi olur, ne olur onu ben de bilmiyorum ama görüşmek üzere, hoşça kalın. Dönüş yolunda bir şey unuttum mu acaba diye düşünüyordum. Ne unuttum? Şanzımanın 7 ileri çift kavrulmalı olduğunu söylemeyi unuttum.